Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde alan ölçü birimlerini işleyeceğiz. Birbirine nasıl dönüştürülüyor? Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Bol örnekli bir video olacak. Bu videonun sonunda herkes bu konuyu öğrenmiş olacak. Önce konu anlatımı yapacağım, sonra örnekler çözeceğim. Ve en önemli kısmı sıra sende bölümümüz mevcut. Siz de kendinizi burada test ediyorsunuz. Ve video sonunda konuyla ilgili bir soru soruyorum. Cevabı bulup yorum kısmında benimle paylaşıyoruz. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone olabilir. Yanındaki zil tuşundan da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenerek bize destek olursanız da seviniriz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak alan nedir? Bununla başlayalım. Mesela bir bahçeniz var. Şöyle bir bahçeniz var. Zaten bunu hesaplamayı küçük sınıflarda öğrenmiştiniz, bir önceki sınıflarda. Bir kenarı 3 metre, bir kenarı 5 metre olsun. Bunun alanını ölçtüğünde ne yapıyordunuz? 3 ile 5'i çarpıyorduk değil mi? Alan eşittir 3 metre çarpı 5 metre yapıyorduk. 3 kere 5, 15. İşte burada M harfi ile M harfini çarptığımızda, biz iki şeyi çarpınca üslü sayılarda ne öğrenmiştik? M üzeri 2 yazıyorduk ya, bu senenin başında da öğrenmiştik. M'nin üzerinde 2 olunca ne diyorduk biz buna? M'nin karesi. Cevap ne çıktı bakın? 15 metre kare. İşte alan olayı bu sevgili gençler. Alanın birimi metre karedir. Hemen önce hatırlayalım isterseniz, uzunluk ölçü birimlerini öğrenmiştik. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Bunları bilmek neden önemli? Çünkü alan ölçülerine geçtiğimizde çok küçük bir fark oluyor. Kilometre yerine sadece kilometre kare geliyor. Hektometre yerine hektometre kare. Dekametre kare yerine, buna deka ya da deko da diyebiliyorlar. Biz deka dedik, fark etmiyor ismi. Dekametre kare. Metre kare, bakın bu ana ölçü birimimiz metre. Aşağı iniyorum. Desimetre kare, santimetre kare ve en altta da milimetre kare diyoruz. Öncelikle bu isimleri çok iyi öğrenin. Şuradan bahsediyorum özellikle. Bakın şurayı kilo, hekto, deka, metre, desi, santi, mili. Bunları öğrenirseniz hem hacim ölçülerini de işleyeceğiz yakında. Hem orada kullanıyorsunuz ağırlık ölçülerinde, normal uzunluk ölçülerinde. Hepsinde bunu kullanıyoruz. Şunları iyi bileceğiz. Kilometre, hektometre, dekametre, sonra aşağıda desi, santi, mili. Özellikle desi ile deka karıştırılabiliyor. Öncelikle burayı geçmeden önce şöyle gözlerinizi kapattığınızda bu sırayı sayabiliyorsanız devam edeceksiniz. Sayamıyorsanız bol bol tekrar edin. Önce bunu öğreneceğiz. Hatta öğrencilerimizle biz şöyle yarışma yapıyoruz. En hızlı bunu sayma yarışması. Siz de kendi kendinize kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre gibi böyle hızlı hızlı sayarak kendinizi iyice alıştırabilirsiniz. Bu sıralamayı bilirseniz işin %50'si bitiyor. Ben öğrendim, hazırım diyorsan şimdi dönüştürmeye geçeceğiz. Evet, bizi takip eden arkadaşlarımız biliyorlardır. Bizim olayımız şu sevgili gençler. Biz basamak basamak ilerliyoruz. Direkt olaya dalmıyoruz. Kolaydan zora doğru. 1. Öncelikle sıralamayı bileceksin. 2. De önce sıfır içerenler. Yani kolay olanları yapacağız. Uzunluk ölçülerinde yaptığımız bir sıfır silmek veya sıfır eklemekten bakacağız. Bunu bir dağ gibi düşüneceğiz. En üstte kilometre kare, en aşağıda milimetre kare var. Tamam mı? Bakın. Burada bir adam hayal edeceğiz. Geçen videomuzda da buna benzer bir şey yapmıştık. Bir cineli çizdik. Sırtına bir çanta koydum. Çantanın içi sıfır dolu, tamam mı? Şimdi bu adam yukarı çıkacak. Yukarı çıkan adam ne yapar? Yorulur. Yorulduğu için yükünü azaltacak. Yukarı çıkarken sıfır sil. Neredeyiz? Kilometre karede olduğumuz için iki sıfır sil diyoruz. Bakın yukarı çıkarken 2 sıfır silecek adam. Aşağı inerken bu adam geri sıfırlarını toplayacak. Yani aşağı inerken ne yapacağız? 2 sıfır ekle. Kuralı anladık değil mi? Bakın yukarı çıkarken her basamak için 2 sıfır siliyoruz. Nereden aklımıza gelecek? Yukarı çıkarken yoruluyoruz. Sıfır siliyoruz. Aşağı inerken geri sıfırlarımızı ekliyoruz. Tamam hocam, ben kuralı anladım. Basitmiş. Yukarı çıkarken sıfır sil, aşağı inerken sıfır ekle. Dediğim gibi bol örnekli olacak. Önce altı örnek çözeceğim. Sonra size altı örnek çözdüreceğim. Ardından ikinci seviyemize, yani virgüllü olanlara geçeceğim. İlk örneği çözeceğim ama duruyorum burada. Hatırlıyor musunuz kuralı? Evet, hatırladığınızı umuyorum. Kural neydi? Yukarı çıkarken iki sıfır sileceğim, aşağı inerken iki sıfır ekleyeceğim. Başlıyorum. Kilometreden metrekareye. Kilometreden bir aşağı indim. Hektometre kare.
bir aşağı indim, metrekare. Ya da şöyle yapalım, birkaç soruyu yazarak gidelim. Bir aşağı indim, hektometrekare. Bir daha indim, dekametre. Bir daha indim, metrekare. Bakın, 1, 2, 3 basamak indim. Her birinde 2 eklersem ne olur? 3 kere 2, 6 yapar. Ya da direkt şuradan da yapabilirsin. Bakın, 5'i yazıyorsun. Bir aşağı indim, hektometrekare, 2 ekledim. Bir daha aşağı indim, dekametre, 2 ekledim. Bir aşağı indim, metrekareye ulaştım. Yani toplamda 6 sıfır koymuş olduk. Burada da aynı şey yapalım. İndikçe sıfır ekleyelim, daha kolay oluyor. 7 metrekare diyeyim. Bir aşağı indim. Bakın santimetreye gideceğim için aşağı iniyoruz zaten. Bir aşağı indim. 2 sıfır ekledim. Desimetre kare. Bir daha aşağı indim. Santimetre kareye ulaştık. Üçüncü örneğimiz 4 dekametre karede milimetre kareye. Bakın bu sefer bayağı aşağı ineceğiz. Dekametre karedeyiz. Ta milimetreye gideceğiz. Tek tek inelim. 4'ü yazdım. Bir aşağı indim. Metre kare. Bir aşağı indim. Desimetre kare. Bir aşağı indim. Santimetre kare. Bir aşağı indim. Milimetre kareye ulaştık. Sayımız kaç oldu? Bu arada bayağı 400 milyon olmuş. Yana geçelim. Bu sefer de sıfırlar. Yani yukarı çıkacağız bu sefer. Yukarı çıkarken sıfır siliyorduk. Santimetreden metre kareye. Metre kare yukarıda olduğu için yukarı çıkıyoruz. Çıkarken sıfır siliyorduk. Başlayalım. Bir yukarı çıktım, desimetre. 2 gitti. Bir yukarı çıktım, 2 gitti. Metre kare kaç kaldı bana? 60. Yukarı çıkmak daha kolay. Sıfır siliyorsunuz ya. Daha kolay oluyor. Gelelim metrekareden kilometreye. Yine yukarı çıkacağım. 1 çıktım dekametre. 1 çıktım hektometre. 1 çıktım kilometre. Kaç kaldı? 70. Desimetreden dekametreye yine çıkmam gerekiyor. Desimetreden 1 çıktım metrekare. 1 çıktım dekametrekare. Kaç kaldı? 9000 oldu. Eğer hala anlamakta güçlük çekiyorsanız geriye dönün, sıralamayı bir daha kontrol edin. Sonra kuralı bir daha tekrar edin. Bu örnekleri bir daha izleyin. Çünkü ben de size şimdi 6 adet soru soracağım. Evet sevgili gençler, şimdi 5 saniye ara veriyorum. Siz bu arada videonuzu durduracaksınız, cevapları bulacaksınız ve ardından benden kontrol edeceksiniz. Buyurun bakalım. Kuralı anlayan herkesin doğru yaptığını düşünüyorum. Şimdi birlikte çözelim. Kilometreden dekametreye ineriz. Bir indim, sıfır ekleyeceğiz değil mi? Bir indim, hektometre kare. Bir daha indim, dekametre kare. Cevap 80.000 oldu. İkincisi, metrekareden milimetre kareye yine iniyoruz. Her indimde 2 ekleyeceğim. Bir indim, desimetre. Bir indim, santimetre. Bir indim, milimetreye ulaştım. Cevabımız 3 milyon oldu. Hektometreden desimetreye yine inmem gerekiyor. Bir indim, 12 yazalım. Bir indim, dekametre, metre, desimetre. Yani 6 sıfır ekledik. Yana geçelim. Metrekareden hektometre kareye. Ne tarafta? Metrekareden hektometre yukarıda. Yukarı çıkacağım, sıfır sileceğim. Bir çıktım, dekametre kare. Bir daha çıktım, hektometre kare. Cevap 50 oldu. Aşağı geliyorum. Milimetreden santimetreye çıkacağım. Bir çıktım, 2 sildim. Santimetreye geldim. Cevap 7000. Devam edelim. Hektometreden kilometreye yine 1 çıkıyorum. Kilometreye ulaşıyorum. Cevap 520 oldu. Evet, bunlar da anlaşıldıysa ve doğru çözüldüyse ikinci seviyeye, yani zor sorularımıza geçiyoruz. Evet sevgili gençler, şimdi ikinci seviyeye geldik. Yani virgül içeren sorular ya da sonucu virgüllü olan sorularda ne yapacağımıza gelelim. Kuralı hatırlayın. Az önce ne dedik? Yukarı çıkarken 2 sıfır ekliyorduk. Sil dedik. Yukarı çıkarken sil, aşağı inerken ekleydi değil mi? Tamam. Şimdi peki virgüllü olursa ne yapacağız? Eğer virgül varsa bu sefer sola ve sağa doğru hareket edeceğiz sevgili gençler. Şu adam burada, tamam mı? Virgül var. Adam nereden dağa tırmanıyor? Soldan tırmanıyor. Bakın burası sol, burası sağ. Eğer virgül varsa burada her basamak için 2 sola gidecek. Burada aşağı inerken 2 sağa gideceğiz. Yine bakın dağ üzerinden almış olduk. Kilometre kare, metre, milimetre kare diyoruz. Yukarı çıkarken virgülü 2 sola, aşağı inerken virgülü 2 sağa kaydıracağız.
Evet, bir daha tekrar edelim kuralımızı. Yukarı çıkarken sola, aşağı inerken sağaydı. Bakıyorum, metrekareden desimetreye ne tarafa gideceğim? Aşağı indiğim için sağa gideceğim. Kaç sağa gideceğiz? Her basamak için 2. Başlıyorum. Metrekareden desimetrekareye 1 gittim. 2 gitmem gerekiyor. Biri virgüle gitti. Biri de buraya gelecek. O zaman buraya ne koyacağım? 0 koyacağım. 230 oldu. Yani şöyle düşünün. Virgül buradaydı. 1, 2 gitmiş olduk. Çünkü zaten bir basamak gitmiştik. İkinciye geliyorum. 5,23 kilometreden metrekareye. 5,23'ü yazalım. Şimdi kaydırmaya başlayalım. 1 indim. 2 virgül kaydı. Bir daha indim. Virgülün gidecek yeri kaldı mı? Kalmadığı için onun yerine ne koyacağız? 0. Bu arada neredeyiz? Kilometrede 1 gittik. Hektometre 1 gittik. Dekametre. Bir daha iniyorum. Metrekare oldu. Cevabımız da hiç virgül olmadan şu şekilde oldu. 5.230.000 oldu gençler. Sonraki örneğimize geliyoruz. Hektometreden desimetreye ineceğiz. Başlayalım. 1 indim. 2 gittik. 1 indim. 2 gittik. Nereye geldik bu arada? Dekametre, metrekare. Şu an buraya bir sıfır koymamız gerekiyordu. Onu yazalım. 120. Şu an metrekaredeyiz. Bir daha inmem gerekiyor. O zaman desimetre kareye ulaşmış olduk. Sağdaki sorulara geliyorum. Santimetreden metrekareye bu sefer çıkıyoruz. Bakın burası önemli ve bu soru biraz zor olacak. İyi dinleyin. 5,1 santimetre karedeyiz. Şimdi tek tek yapalım. Santimetreden metreye çıktığım için virgül ne olacak? Çıkarken sola demiştik. Çıkarken sola gideceğim. Bu tarafa doğru gideceğiz. 1 çıktım desimetre. Yani 1 virgül kaydık. 1 virgül daha kaydık. Yani buraya ben ne yapacağım? Ekstra 0 koydum. Virgül şurada. Ulaştık mı? Ulaşmadık. Bir daha gidiyorum. O zaman 2 daha kayıyorum. Virgülü buraya koyuyorum. Burada ne oldu? 2 0 daha. Sayımız şu şekilde. Virgül 1 2 3 3 0 yanına da 51 yazıyoruz. Sonra da bu virgül böyle kalamayacağına göre öne de 1 0 koyduk. Şimdi isterseniz ilk duruma göre bir değerlendirelim. Bakalım doğru mu? Virgül neredeydi? Buradaydı değil mi? Bakın şuraya koyayım. Santimetreden desimetreye çıktım. 2. Desimetreden metreye 2. Toplam 4 gitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Doğru gitmiş miyiz? Evet, virgül buradayken 4 bu tarafa geldi. Yani doğru şekilde çözmüşüz. 720 santimetre kareyi dekametreye. İsterseniz bunu tek tek değil de toplu olarak yapalım. Santimetre 1 çıktım. Desimetre 1 çıktım. Metre 1 çıktım. Dekametre 3 çıkacağım. Yani 6 sola gideceğiz. Bu tarz sorularda da virgül yoksa en sondadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boş kalan yerlere 0 koy. Ne oldu? 0, 0, 0, 720. Burada da virgül var. Evet, bu virgüllü sorular biraz zordur. Artık örneklerimizi izleye izleye iyice öğreneceğiz. Dekametre kareden kilometre kareye gideceğiz bu sefer de. Dekametreden kilometreye 2 basamak var. 2 yukarı çıktığımız için 4 sola gideceğiz. Yine virgül olmadığı için en sonunda kabul ediyoruz. 1 gittim. Buraya geldik. Ne yapacağız? 3 tane daha gideceğim. Yani 3 tane de 0 koyacağım. Öne virgül buraya gelecek. Buraya da 0'ımızı ekliyoruz. Evet, virgülü sorular biraz zordur. En başta zaten söylemiştim. Daha 6 örnek daha çözeceğiz sevgili gençler. Konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Yine 5 saniye bekliyorum sevgili gençler. Durduruyorsunuz ve çözüyorsunuz. İlk sorumuz santimetre kareden milimetreye. Bir aşağı iniyorum. İnerken sağa. 1, 2. Direkt en sona geldik. Cevap 342 oldu. Metre kareden desimetre kareye. Yine 1 iniyorum. O zaman 2 sağa. 1. Bir de ne yapacağız? Gidemediğim için 0 ekleyeceğim. 430. Yani 2 basamak gitmiş olduk. Kilometreden metreye. Bakın 1 indim. Hektometre. Dekametre. Metre. Yani 3 iniyorum. 6 sağa gideceğim. Başlıyorum. 1, 2, 3 gittik. En sona geldik. Kalan 3'ü de ne yapacağız? 0 olarak ekleyeceğiz. Cevap 1000 oldu. Bu sefer yukarı çıkacağız. Yukarı çıkma sorularında zorlanıyorsunuzdur büyük ihtimal. Santimetreden metre 2 çıkacağım. 4 sola. En sondan başlıyorduk. 1, 2, 3, 4 sola dedik. 4 ile 2'nin arasında virgülü koyduk. Cevap 4,2 oldu. İsterseniz bu sıfırları da koyabilirsiniz. Virgülden sonraki sıfırların önemi yoktur. Bir sonraki sorumuz hektometreden kilometreye. Bakın 1 çıkıyorum. Bir kez çıkıyorsak 2 sola gideceğiz. En sondan başladık. 1, 2,
Cevap 5,2 ya da 5,20 diyebilirsiniz. Desimetreden milimetreye. Bakın bu sefer iniyoruz. Dikkat edin, inerken sağa gidecektik. 1 indim santimetre, 1 indim milimetre. 2 iniyorum, o zaman 4 sağa gidiyorum. 1 gittim, kaldı 3. O 3'ü de arkasına 0 olarak ekliyoruz. Eğer bu soruları doğru çözdüyseniz konuyu anladınız demektir. Evet, örneklerimiz buraya kadar da eğer zamanımız olursa bu konuyla ilgili çözüm örnekler videosu da yapacağım. Zaten sadece bu videoda yaklaşık 24 tane soru çözdük. Bu da bayağı egzersiz oldu sizin için. Bir daha bir özet geçelim. Basamak basamak gidiyoruz. Önce sıralamayı bileceksiniz. Sonra sıfırlı kuralı öğreneceksiniz. Sonra da virgüllü kuralı öğreneceksiniz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldi sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Eğer takıldığınız bir şey olur ya da videolarımızla ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutucuklara tıklayarak da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.